Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Nasıl ki sadaka belayı def eder, öyle de ekseriyetin halis duası ferecu umumiyi cezbeder, vesile olur. Ekseriyetin halisane duası. Öyle bir dua ki, annesi babası ölüm döşeğinde, çocukları da ona diyorlar ki, böyle yüreğini yırtarcasına, beynini burnundan kusarcasına dua edersen bunlar geriye dönecek. İşte o mülahazayla dua etmek. Ağızdan dua adına çıkan her kelime, mızrap yemiş bir kalbin heyecan mızrabı, imanı billah mızrabı, marifetullah mızrabı, muhabbetullah mızrabı yemiş bir ses gibi olması lazım. Belki ızdırar hali bizi böyle bir teveccühe sevk ediyor. Ama bazılarımız, benim gibi nadanlar, belki böyle bir ızdırar halinde bile yürekten ona teveccüh etmesini bir türlü düşünmüyorlar. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Başlarına geleni düşünüyorlar. Nadanlar. Allah'ı bilmeyen, doğru bilmeyen nadan. İmanı derinlemesine duymayan nadan. İslam'ı hayatın olmazsa olmazı olarak görmeyen nadan. İhsan ufkundan haberi olmayan nadan. Yakın derinliği olmayan nadan. Tevekkül mefhumundan habersiz olan nadan. Teslim bilmeyen nadan. Tefviz bilmeyen nadan, sıka ufkuna habersiz olan nadan, nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz, divanelerin hemdemi divane gerektir. Nadanla zordur sohbet bilene, zira nadan söyler ne gelirse diline. 3 asırdan beri toplumu öyle nadanlaştırdılar ki, siz sıyrılmaya çalıştınız ondan. Fakat belli köşe başlarında gulyabaniler önünüze çıktı. Hayır, gaflet daha iyi, uyumak daha iyi, hayvani yaşamak daha iyi, dünya ve mafihaya inhimak etmek, balıklamasına dalmak daha iyi. Asıl mesele dünyayı yaşamak, dünya muhabbetiyle meşbu bulunmak dediler. Düzeninize tosladılar, azminize tosladılar, ümidinize tosladılar. Yeniden bir kere daha derlenip toparlanmak düşüyor. Bunca toslamalar karşısında kırılmaların tamir edilmesi için yeniden kendimize dönmemiz, kendi değerler atmosferimiz için her şeyi değerlendirmemiz, Allah'la münasebetimizi bir kere daha gözden geçirmemiz, ölesiye bağlı mıyız ona? Hafizanallah, bir günün yarısında ondan kopuk yaşayacaksak, emanetini al diyecek kadar, onunla irtibatımız adına cesur muyuz, mert miyiz? Sızıntının, ilk sızıntının kapağıydı. Merhametin yok diyelim kendine, merhamet etmez misin evladına? Evladı evladına, evladı evladına. Onlara insanın iftihar tablosunu, raşit halifelerin imanı billah adına, marifetullah adına,
muhabbetullah adına, zevk-i ruhani adına, aşk-ı iştiyak-ı likaullah adına bıraktıkları miras gibi bir miras bırakmak üzere, onları ihya etmek, dirilmelerini sağlamak, gelecek nesillerin israfili olmak, heyecanımızı bir sur gibi kullanmak, onlara hayat üflemek, torununa, torunun torununa, torunun torununa, üç asır, dört asır, beş asır, on asır, dipdiri kalma adına eriyip kül olmak iktiza ediyorsa, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi eriyip kül olmak lazım. O nesiller adına.